bir yılı aşkın süredir bloke edilmiş bir biçimde hesapta duruyor. Yazıktır, günahtır. O 5 milyon lira belki de binlerce insanın o gün acil yarasına merhem olacaktı. Bu engellendi. Kasıtlı bir şekilde engellendi. Siyasi bir akılla engellendi. Şimdi yok efendim ya kime iade edildi? Yani zaten bloke. Bize bir şey iade edilmedi. Para hesapta duruyor. Yardımı yapanlara mı iade edildi? Öyle bir şey de yok. Çünkü para hesapta duruyor. Bloke bir şekilde. Karar o biçimde duruyor. Kaldı ki ya bu vatandaş parasını bize emanet etti. Ki biz 6 milyon liranın üzerinde bir parayı da o zaman kullandık ve dağıttık. Nakit olarak dağıttık. O zaman suç duyurusunda bulunsunlar, yargılasınlar bizi. Yanlış bir şey yaptıysak. Bir sene geçti, yargılasınlar bizi. Oradaki 5 milyon liranın o hesaplarda durması üzerinden ne bu dünyada ne öbür dünyada ne de hukuk önünde o işe imza atanlar hesap veremeyecekler. Kul hakkı yiyorlar şu anda. Niye? İki türlü yiyorlar. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar o vicdani hamleleri önünde suçlular. Yine ihtiyacı olan vatandaşların bir yarasına merhem olacak o paraların onlara ulaşmamasından ötürü de suçlular. Bu kadar net. Kamu vicdanı bu işin kararını vermiştir. Ben Sayın İl Başkanı'na da tavsiye ediyorum. Biz söz vermiştik birbirimize. Bir husus olduğunda bilgi almak için, bir şeyi sormak için, bir talepte bulunmak için birbirimizle irtibat kuralım demiştim. Ben kendisini ziyaret ettim malumunuz. Her zaman bekleriz biz ayrıca. Yine onu da ilave edelim. Gelsinler biz de konuk edelim. Artı bu tür bilmediği hususlarda bilgi isterlerse telefonumuz her zaman açıktır. Arasınlar biz kendisine bilgi vermekten keyif alırız. İstanbul'un 16 milyon vatandaşına vermekten keyif aldığımız gibi. 39 yolsuzluk dosyası ile ilgili süreç biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nın gönderildiği müfettişler tarafından el konuldu. Burada suç duyurusunda